Herkese merhaba, bir yayında yine birlikteyiz. Orta Doğu çok hareketli. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki operasyonları, saldırıları devam ediyor. Aynı zamanda Lübnan'da hava saldırılarını artırarak devam ettiriyor İsrail. Kara saldırılarına girişti ama bunu genişletmekte biraz belki zorlanıyor. Daha doğrusu bir yumuşatma dönemi vermeye çalıştıkları kanaatindeyim. İsrail sınırından Litani nehrine kadar olan bölgeyi boşaltmaya çalışıyorlar. O bölgedeki sivil yaşama uygun her türlü köyü, kasabayı yerle bir ediyorlar. Nitekim Batı basınına da bunlar yansıdı. Görüntülere bakıldığında, uydu görüntülerine bakıldığında İsrail'in burada bir savaş vermediğini, bu kasaba ve köyleri topyekün yok ettiğini görüyoruz. Litani Nehri ile İsrail sınırı arasında, Lübnan'la İsrail arasında bir silahtan arındırılmış, insandan arındırılmış bir insansız bölge. Ama bu hani Litani Nehri ile İsrail arasında dediğiniz yerde 3-5 küçük bir coğrafya sayılmaz. Lübnan gibi küçük, nispeten küçük bir ülke açısından baktığınızda ülkenin yani hatırı sayılır bir kısmını boşaltmış oluyorsunuz. Orta Doğu'da hareketlilik sürüyor demiştik. Ancak asıl korkulan İsrail'in Lübnan'la savaşı veyahut da Gazze ile savaşın derinlik kazanması değil. Asıl korkulan bütün Orta Doğu'yu kapsayan büyük Orta Doğu savaşının yaklaşıyor olması. Bu konuda hemen hemen herkes hemfikir. Avrupalılar da, Amerikalılar da, Ruslar da Orta Doğu bölgesinde adım adım bir total savaş başlıyor. Ne demek total savaş? Herkesi kapsayan, işte bunun içerisine bölgedeki devletleri katacağınız gibi Amerika gibi küresel güçleri de katabileceğiniz bir büyük savaşın yaklaştığı söyleniyor. İsrail 1 Ekim'deki İran saldırısının intikamını almak için çeşitli defalar yeminler etti, sözler verdi. Biliyorsunuz İsrail bu konuda saldıracağım derse genellikle saldırıyor. Ancak önceden haber vererek veyahut da tahmin edilebilir bir gün ve saatte bu saldırıyı yapmıyor. 1 Ekim'de İran saldırısında İsrail'e 180'in üzerinde balistik füze gönderildi. Eğer İsrail buna benzer bir saldırı gerçekleştirecek olur ise İran'da her yer ateş topuna dönebilir. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi İsrail İran gibi saldırmıyor. İran'ın ilk saldırısı Nisan ayındaydı. Bu saldırıyı önceden haber verdiler ve İsrail tarafında neredeyse hiçbir hasar bu saldırıda oluşmadı. İkinci saldırı daha ciddi bir saldırıydı. 1 Ekim saldırısından bahsediyoruz. Ancak o saldırının da tarihi az çok belliydi. Hatta saatleri bile tahmin edilebildi. O saldırıda İsrail'in hava üslerinde bazı hasarlar oluşmuş olsa da şunu çok net bir şekilde gördük. İran, İsrail'e verebileceği hasarın çok çok azını vermiş oldu. Ancak İsrail tarafı çok tehditkar konuşuyor ve İran tarafında nükleer tesisleri, petrol tesislerini ve diğer kritik altyapıyı vurabileceklerini söylüyorlar. Kaç gündür bu konuşuluyor. İsrail'in 7 Ekim günü Hamas saldırısının yıl dönümünde İran'a saldırması bekleniyordu. Hatta o gece İran hava sahasını sivil uçuşlara kapattı. Ama İsrail 7 Ekim'de 8 Ekim'de vurmayı tercih etmedi ve şu anda da Amerikalılar İsrail'i durdurmaya çalışıyorlar. Neden durdurmaya çalışıyorlar derseniz hani İran için değil bu. Amerika'da 5 Kasım'da seçimler var, başkanlık seçimleri var ve İsrail'in Orta Doğu bölgesini fazla karıştırması istenmiyor. Başkanlık seçimlerine kadar hani bir nevi bir köşede uslu durması bekleniyor. Neden böyle bir şey isteniyor? Çünkü İsrail şu anda Lübnan'ı vuruyor. Amerika'da Lübnanlılar var. Amerika'da Araplar var. Amerika'da milyonlarca Müslüman var ve bu insanların komşuları da var. Amerika'daki Müslümanlar ve Araplar sol gruplarla ve gençlerle, Hispanik gruplarla, siyah gruplarla çok yakınlar. İsrail'den rahatsız olan kim varsa bu bloğa destek verebilir. Ve bu seçimlerde, başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti seçmenleri sandıktan uzak durabilir. Bu da Trump'ın seçilmesine yol açabilir. Aslına bakarsanız İsrail'in asıl istediğinin de bu olduğu söyleniyor. Yani Trump'ı 5 Kasım'da başkan seçtirebilmek.
Amerikan politikasını bir yana bırakıp Orta Doğu'ya yeniden dönecek olur isek, en son Wall Street Journal gazetesinde bir haber çıktı dünkü nüshasında. Wall Street Journal gazetesine konuşan Arap yetkililer İran'ın tehditlerinden bahsediyorlar. İran, başta Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere bölgedeki tüm ülkeleri uyarmış. Tek tek diplomatlar aracılığıyla bunlar uyarılmış. Artık Tahran'daki büyükelçilere mi söylendi, yoksa İran'ın büyükelçileri gidip en üst düzeyde Arap yöneticilere mi bunu söyledi? Bunun yöntemini, detayını bilemiyoruz. Ama İran diyor ki, İsrail bana saldırırsa ben buna misilleme yaparım. Yani 1 Ekim'e İsrail cevap vermeye kalkarsa, İran'ı vurursa ben de gider İsrail'i vururum. Buna Amerika yardım ederse ben Amerika'yı da vururum. Amerika'nın bu bölgede hangi üssü varsa, hangi gemisi varsa onları da vururum. Şimdi bu şu kısmı bunlardan daha önemli diye düşünüyorum. İran diyor ki, eğer Amerika'ya ve İsrail'e, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkeler, bunlar yardımcı olur ise nasıl yardımcı olabilirler? Hava sahasını açabilirler. İkincisi, kendi ülkelerinde bulunan Amerikan üslerinden İran'a saldırı başlatılır ise, işte bu durumda diyor İran, ben sizi de sorumlu tutarım ve tıpkı İsrail'e, Amerika'ya silahlı karşılık vereceğim gibi size de bu karşılığı veririm. O nedenle diyor, ülkenizi ve hava sahanızı kullandırtmayın. Nisan ayında, Ekim ayında biliyorsunuz İran İsrail'e füze ve İHA saldırılarında bulundu. Ekim'de 181 adet balistik füzeyle saldırdı İran İsrail'e. Tabii ki bu saldırı tek yönlü bir saldırı değil. Daha öncesinde de İsrail'in çok sayıda saldırısı oldu. Bu saldırılar önlendi. Büyük oranda önlendi. Özellikle Nisan'daki saldırıda hemen hemen hiçbir hasar olmadığını söylemiştik. Nasıl oldu bu? Bunu İsrail başarmadı. İsrail'in demir kubbesi başarmadı. Zaten İsrail'in demir kubbesi kısa menzilli füzelere karşı, İHA'lara karşı etkili bir sistem. İsrail'in uzun menzilli füzelere karşı da sistemleri var ama İsrail'in mevcut sistemiyle İsrail hava sahasını korumak mümkün değil. Evet, etkili bir sistem. Ama İsrail'in hava sahasını bunlarla koruyabilmeniz mümkün değil. İsrail nasıl korunuyor biliyor musunuz? İsrail'i korumak için Amerika'nın Akdeniz'deki, Kızıldeniz'deki, Basra Körfezi'ndeki gemileri, savaş gemileri, hatta uçak gemisi İsrail'e dönük gönderilen füze ve uçakları, İHA'ları vesaire sürekli olarak takip ediyor. Şu anda İsrail'in üzerinde bir Amerika'nın koruma kalkanı olduğunu söylemek mümkün. Ve radarlar, Ürdün'de Amerikan üssü var. Biraz önce söyledik, işte Irak'ta, Suriye'de, Suudi Arabistan'da ve diğer Körfez ülkelerinde Amerika'nın hava üsleri, deniz üsleri var. Kara üsleri var. Ve bu üslerde bulunan teçhizat ile Amerika, İsrail'e dönük İran'dan veya başka bir yerden, mesela Yemen'den gönderilen füzeleri takip edebiliyor. Adım başı radar sistemleriyle bunu yapıyor. Ve daha sonrasında da Amerika'nın işte bu bölgedeki destroyerlerinden, savaş gemilerinden karşı füze gönderilerek İran füzeleri Nisan'da vuruldu. Yine Ekim ayındaki saldırıda da Amerika'nın, Amerikan ordusunun İsrail'i koruyabilmek için çok sayıda uçak kaldırdığını, çok sayıda füze, karşı füze kullandığını biliyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri ordusu İsrail'in hem içinde bir hava savunma sistemi oluşturdu, onlarla işbirliği içerisinde, hatta vatta İsrail'in içerisinde Necef Çölü'nde Amerikan üssü var. İsrail üssünün hemen yanında veya içinde, nasıl derseniz, bir Amerikan üssü var. Amerikan radarları var. Ve devamında Amerika'nın yakın çeperinde Amerika'nın hava savunma, radar ve izleme, önleme sistemleri var. Daha uzak çeperde de Körfez ülkelerine kadar uzanan, İran'a kadar uzanan bir sistemden bahsediyoruz. Amerikan koruması altında İsrail. Dolayısıyla İsrail İran'a saldırır ise veya İran saldırısını Amerika üstlenir ise, aslına bakarsanız Amerika doğrudan savaşın içine girmiş oluyor. Şu ana kadar da bana sorarsanız doğrudan savaşın içinde, göbeğinde Amerika.
Tabii İran'ın Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine dönük yaptığı bu tehditler başka anlamlar da içeriyor. İran, Suudi Arabistan'a nasıl bir ceza verebilir? İsrail açısından bakıldığında şunu söylüyor İran, eğer diyor İsrail benim işte nükleer çalışmalarımı, petrol tesislerimi, kuyularımı vesaire vurur ise ben de buna karşılık benzeri şekilde bir karşılık veririm. İsrail'in diyor mesela İranlı bir yetkili yine konuşmuş, Russia Today'e konuşmuş. İsrail'in 3 ana rafinerisini vurma sözünü veriyor İran. Eğer İsrail bize saldırırsa biz de İsrail'in petrol altyapısını vururuz diyor. Yine Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre İranlı bir yetkili diyor ki biz göze göz, dişe diş mantığı içerisinde bir misilleme yaparız. Ve İsrail bize saldırır, bizde İran'da siviller zarar görürse biz o zaman nükleer doktrinimizi de gözden geçiririz. Bunun anlamı ne demek? Bunun anlamı şu: sen benim sivillerimi öldürürsen ben de nükleer bomba atarım sana, senin sivillerini öldürürüm diyor İsrail'e. Şimdi bu tabii çok korkunç bir tehdit. Neden? Çünkü İsrail'in toprak büyüklüğüne, nüfusuna baktığınız zaman hani derler ya etine budine. Ya bir nükleer bombalık zaten işi var İsrail'in. Bu nedenle İsrail açısından baktığınızda, Amerika açısından baktığınızda İran'ın bu tehdidi gerçekten önemli. Diğer taraftan eğer İran Arap devletlerini de cezalandırmaya kalkar ise Körfez'in petrol ülkelerini, bu durumda İran'ın vuracağı yerler Suudi Arabistan'ın petrol kuyuları olur veya rafinerileri olur. Zaten bu yönde açıklamalar da yapılıyor. İranlı uzmanlar bazı yetkililere dayandırarak bazı açıklamalar yaptılar ve dediler ki bizim petrol kuyularımızı İsrail vurur ise biz de Suudi Arabistan'ın petrol kuyularını vururuz. Bizim nükleer tesislerimiz vurulur ise bizim başkentimiz, önemli şehirlerimiz vurulur ve çok sayıda insan hayatını kaybeder, altyapı yıkıma uğrarsa biz bunun bedelini sadece İsrail'e değil Körfez ülkelerine de ödetiriz dediler. Ya bunu niye yapıyorlar? Bunu yapmalarının temel nedeni aslına bakarsanız Körfez ülkelerini cezalandırmaktan ziyade tüm dünyaya bir mesaj göndermek, bütün dünyaya bedel ödetmek. Şimdi düşünün, Suudi Arabistan'ın petrol kuyularının İran tarafından veya birileri tarafından, mesela Yemen tarafından, Yemen'den, Husiler'den de gelebilir füzeler vurulduğunu düşünelim. Suudi Arabistan'ın petrol kaynaklarının, rafinerilerinin, dünyada petrol fiyatları kaça çıkar? Varili $200 mı olur, $500 mı olur? O artık ucu açık bir salınım haline gelir. İşte İran dünyayı ve Amerika'yı bu şekilde tehdit ediyor. Bu İsrail'i tutun, bana saldırmasın. Eğer saldırır ise benim vereceğim cevap bütün dünyanın bedel ödediği bir cevap olur diyor İranlı yetkililer, yöneticiler. İran'ın bu tehditlerinin işe yaradığını aslında görebiliyoruz. Özellikle Arap başkentlerinde Arap yetkililer İran'ın tehditlerini ciddiye almış ki Amerikalıları sık sık uyarmaya başladılar. Ve son bir yıl içerisinde Arap yönetimlerin çeşitli sınırlamalar getirdiğini görüyoruz. Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn gibi ülkelerin yöneticileri Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi topraklarından İran'a karşı bir saldırı başlatmaması konusunda uyardı. Ayrıca kendi hava sahasının İran'a karşı İsrail veya Amerikan uçakları tarafından kullanılamayacağını da yetkililere bildirdiler. Peki bu durumda Amerikan üssleri ne yapacak? Ürdün'deki Amerikan üssü veyahut da Irak'taki, Suudi Arabistan'daki üsler ne yapacaklar? Arap yöneticiler diyor ki kendinizi koruyacak şeyleri yapabilirsiniz. Yani size bir saldırı gelirse bunu def etmek için elinizden geleni yapabilirsiniz. Ama benim topraklarımdan İran'a karşı saldırmanıza izin vermiyoruz diyorlar bu yetkililer. Pentagon bu sınırlamalardan oldukça rahatsız çünkü bu sınırlamalar artarak devam edecek olur ise Amerikan üsleri fonksiyonlarını yerine getiremeyecek bir hale de gelebilirler.
Şu ana kadar Suudi Arabistan ve Ürdün gibi bazı bölge ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'ne hava sahalarını sonuna kadar açmışlardı. Savaş uçaklarına sonuna kadar açmışlardı. İkincisi, istihbarat paylaşımı ve kolaylığı sağlamışlardı. Üçüncüsü, radar izleme bilgilerini Amerika ile paylaşıyorlardı. Ve dördüncüsü de İran füze fırlattığında kendi uçaklarıyla, kendi hava savunma sistemleriyle bunları önlemişlerdi. Hatta Nisan ayındaki saldırıda İsrail'e giden füzelerin bir kısmını Ürdün Hava Kuvvetleri ve Suudi Arabistan hava savunma sistemlerinin havada patlattığı gelen bilgiler arasındaydı. Ama İran diyor ki, eğer bunu bir daha tekrar ederseniz o zaman ben de sizi İsrail sınıfına almış olurum. Yani hasmım bilirim, düşmanım bilirim diyor İranlı yetkililer. Bağlayacak olur isek, İsrail tehdit etmeye devam ediyor. 1 Ekim'in intikamını alacağını, İran'ı çok güçlü bir şekilde vuracağını söylüyor. Amerikalılar ise bu saldırı olacaksa bunu biraz geciktirmek istiyorlar. İran göze göz, dişe diş diyor. Eğer İsrail bize saldırır ise biz çok daha güçlü bir şekilde İsrail'i vururuz diyor. Tüm bu gelişmeler ise bize çok yakın bir zaman içerisinde bütün Orta Doğu'yu kapsayan büyük bir Orta Doğu Savaşı'nın kapıda beklediğini söylüyor. Üstelik bu savaşın içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin de olacağı anlaşılıyor. Pek çok uzmana göre 3. Körfez Savaşı kapıda bekliyor. Biliyorsunuz ilk Körfez Savaşı 90'ların başındaydı Irak'a karşı. İkincisi 2000'lerin başındaydı yine Irak'a karşı. Bu sefer yeni Körfez Savaşı'nın İran'a karşı olacağı söyleniyor. Ama sadece İran'la sınırlı kalmayacağı çok net bir şekilde anlaşılıyor. Akdeniz'den Basra Körfezi'ne, Kızıldeniz'den Umman Denizi'ne kadar bölgenin tamamında yaşanacak bir savaştan bahsetmek mümkün. Bu nedenle eğer bir savaş olacak ise bunun ismi herhalde 3. Körfez Savaşı değil, 1. Orta Doğu Savaşı olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca biraz önce çizdiğimiz senaryo gerçekleşecek olur ise, İran'ın petrol kuyuları alev alır ise, Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkelerin petrol kuyuları da İran tarafından vurulur ise bu savaş artık bir Orta Doğu Savaşı olmaktan çıkar. Bütün dünyayı etkileyen, belki de içine alan bir büyük savaşa da dönüşebilir. Maalesef vaziyet böyle.